Bismillahirrahmanirrahim. Metin. Fihi mesailu, bu babdaki meseleler. Fihi ekberul mesail ve ahammuha. Bu babda meselelerin en kattası ve en ahemiyetlisi var. Nimekan o? Bütün meselelerin kattası vahiyye tefsiru tevhid ve tefsiru şehade. Meselelerin en kattası tevhidin tefsiri ve şehadet kelimesinin tefsiridir. Ve bayyeneha bi umurin vazihetin ve ularını açık işlerden beyan kılın derdi. Minha ulardan bittesi ayetul isra, ayetul isra, bu yazmaya çekilmiyor. İsra suresinin ayeti beyyene fiha erradde alel müşrikin ellezine yed'ûne s-salihin fe fiha beyanu enne hâza huve şirkül ekber. İsra suresi de salihlerge, dua kıladığa, müşriklerge reddiye var. Ötüketken avliyalarge, dua kılıp sığınadığa, müşriklerge reddiye var. Okuduk ki İsra Suresi 57. ayet اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ اِلَى رَبِّهِمْ الْوَس۪يلَةَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُوا diyen ayet, ahir geçer. Mene şu ayette müşriklerge reddiye var. Ular salihlerge dua kılışadı. Ve bu ayette mene şu amelinin şirki ekber ikenliğinin beyanı var. Mene ötken evliyalar ya ki peygamberlerge dua kılır. Ularge iltica kılışlık, ularge sığınışlık şirki ekberdir. İnsanını dinden çıkar varad. Ve minha yani şu babdaki mühim meselelerdendir. Ayetu Beraatin, Beraat suresinin ayeti. Yani Tavba suresi, Beraat suresinden maksat Tavba suresidir. Dayana fiha en ehlel kitab ittehazu ahbarahum ve ruhbanahum erbaba min dunillahi. Allah Teala bu ayetlerde ehli kitabını, uzlarının millelerini ve pirlerini Allah'ını koyup Allah'tan başka rabler kılıp ayanlığını beyan kıldı. Yahud Nasraniler mene uzlarını, müllelerini, pirlerini kuda kılıştı. Kavluhu fihi ekberul mesaili ve ahammuha, bu babda meselelerin en kattesi ve en mühimi var. Vahiyye tefsirü tevhidi ve bu meselelerin mühimi ise tevhidin tefsirüdür diyen sözleri. Muallif sözü فتفسير التوحيد أنه لا بد فيه من أمرين. توحيدنى تفسيرية كسيك عند اكتا إش لازم بولاد. الأول برنسي نفي ألوهية سوى الله عز وجل. الله عز وجل دن başkasının ألوهيتini رب. Allah'tan başkası ilah bulalmaydı. Allah'tan başkası ibadet kılınışlığı haramdır, necastır diyen mesele. Asal ikincisi ise isbatul uluhiyyeti lillahi vahdehu, uluhiyyetini yalnız Allah'ın özüge yine isbat kılıçlik. Ma'budlik özüge yine khastır. Felabudda minen nefi vel isbati li tahkikit tevhid. Tevhidini hakikatke çıkarışlık için isbat ve nefiden başka çaramız yok. Nefi ve isbat ikalasiyen buluşluk gerek. Allah'ın nefi kılasız, bütün hudaları rad kılasız, kiyin Allah'tıkini isbat kılasız. لَنَّ التَّوْحِيدَ جَعْلُ شَيْءٍ وَاحِدًا بِالْعَقِيدَةِ وَالْعَمَلِ. Çünkü tevhid diyeni bir narsanı akide bilen ya ki amel bilen bir kılıçlıktır. Tevhid diyeni yalgızlaştık, bir kılıç diyeni. Elbette bunge bir narsanı bir kılıçlık, bir kılıçlık için ilim lazım, akide lazım ve amel lazım. وَهَذَا لَبُدَّ ف۪يهِ مِنَ النَّفْيِ وَالْإِسْبَاتِ. Mene bu narsa onda nefi ve isbat lazım
lazımdır. Yani Allah Teala'ya yine uluhiyet isbat kılıçdaki için nefi ve isbat lazım bulur. Allah'tan başka bütün hudalar rad kılır. Şunda ve Allah'a yine isbat kılarsız, şunda uluhiyette Allah'a yine bir yan bulur. Feyza kulta Zeydun kayımın, siz Zeyd kayımdır, Zeyd turuçudur, disiz. Esbat telahul kıyam ve lem tuvahhidku. Turuçta onge isbat kıldınız, lakin onu yalgız kımadiz. Zeyd turuçudur diken de, Zeyd'de turuçluğun isbat kıldınız, turup diken. Lakin onu turuçlukta yalgız ikenliğine etmediz. Mesela hazırlarsa ki, Osman oturuçu desek, Osman oturuptu desek, doğru oturuptu. Lekin oturuş sıfatı da yalgızlığı malum olmayadır. Lakin izâ kulte la qâimun illa zeydun. Lekin siz hiç kendi turuçu yok fakat yine zeyd babur deseyiz, esbette lehul qiyam, qiyamını unge yine sıfat kıldıyız. Ve vahattahu bihi. Ve şu turuçlukta onu yalgız kıldıyız. Şunasını tevhiddin asalasını çüntür yap. Nefi ve esbat. La qaime, hiç kendi turuçu yok. La zeydun, fakat yine zeyd babısız. Demek, zeyd'den başka hemmesi oturup diyken. Ve izâ kulte la ilahe illallah, la ilahe illallah diyeninde esbette l'uluhiyyete lillahi, uluhiyyetini, ibadet kılınışlikini Allah'a yine esbat kıldıyız. Ve nefeytehe amme sivâhu. Allah'tan başkasından uluhiyyetini nefiy kıvardıyız. Rad kıvardıyız. Kavruhu tefsiru şehadeti, şehadetinin tefsiri diyen sözü. Eşşehadetu hiye te'biru amma teyakkanehu l'insanu bi kalbihi. Şehadet diyeni insan kalbi bilen anıq işen genneseden tabir kılıçlığı diyeni. Fekavlu eşhedü en la ilahe illallah. Allah'tan başka hak mabut yoluyla duahlik veremen diyen söz. Ey antiku bi lisani muabbiren amma yeknehu kalbi minel yakini ve huve ennehu la ilahe illallah. Min tilim bilen aytaman kalbimde, yani kalbim yakinden fikh turgan o'zini ichiga olgan narsani ta'bir qilib turib tilim bilan aytamanki deyapti. Va bu aytadigan narsam Allohdan boshqa haq ma'budning yo'qligidir. Ya'ni shahodat beraman degani shu. Qalbimdagi yaqiniy aniq ishongan narsani tilim bilan ta'bir qilib aytaman degani. O'tgan darslarda o'tdi bu narsa, takrorga hojat yo'q. Qawluhu minha ayatul isra, isra, yani isra ayatundan dur degan sözü ve hiye qawluhu ta'ala ulayka allazina yad'una, duo qiladigan kishilar degan ayat. Isra surasi 57-ci ayat. Tabayyana fiha ar-radd ala al-mushrikin allazina yad'una salihin. Alloh taolo bu ayatda solihlarga duo qiladigan, ya'ni solihlarga iltijo qiladigan mushriklarni rad qilyapti. Bayyana annahaza huwa shirkul akbar. Va Alloh taolo bayon qilyaptiki, bu shirk akbardir. Alloh aytyapti buni, lekin siz oyat tarjima qilasiz, mullalar aytadiki, qaranglar, hamma narsani shirk deyapti, shirkka to'ldiribdi deydi. Buni siz aytmayapsiz, Alloh aytyapti buni. Lianna du'a min al-ibadati, chunki duo ibodatdandir. Shuning uchun duo faqatgina Allohga bo'lishlik kerak. Shu yerda masalani tahrif qilishadi, gapni aylantirishadi. O'tgan darslarda ham aytdim. Ya'ni avliyolarga duo qilish durust emas desiz, sizning maqsadingiz avliyolarga iltijo qilish durust emas deysiz. Ular aytadiki, qara, avliyolarni haqqiga duo qilish durust emas deyapti deydi. Nimasi yomon biz avliyolar haqqiga duo qilsak, ular joyi jannatda bo'lsin, jannatdagi darajalari baland bo'lsa, nimasi yomon deydi. Ixtilof bunda emas, buni hech kim rad qilmaydi. Ularga iltijo qilishlik ma'nosidagi duo durust emas. Qola ta'ala Alloh taolo G'afir surasi 60-chi oyatda aytdiki, "Vad'uni" mengagina duo qilinglar deyapti. Qarang, "Vad'uni" mengagina duo qilinglar deyapti. Demak, Allohdan boshqasiga duo qilish durust emas ekanda, "Astajib lakum" sizlarga ijobat qilaman, duolaringizni qabul qilaman deyapti. إن الذين يستكبرون عن عبادتي البتة mening ibodatimdan kibr qiladigan kishilar سيدخلون جهنم داخلين
cehennemge kor haletleri de yakınlaşırdılar. Karim. فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الدُّعَى عِبَادَةٌ Bana ayet dalat kılıyordu ki, dua ibadet iken, ötken derslerde emettik. Allah-u Teala duaya buyurup durup, kim? اِنَّ الَّذ۪ينَ اَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي Beni ibadetimden kibir kılediyenler diyordu. Yukarıdaki duanı ibadet diyordu. Ve Allah'a dua kılmayanlarını kibir kılıyordu diyordu. Allah'a dua kılmayanlarını kibir kılıçlar diyordu. Allah'a dua kılmayanlar iki kıl bunlar. Biri hiç dua kılmaydı. İşenmezden ya bireler mekin ya vermeydi de Allah'a dua kılmaydı. Bunlar hem kafir. Ya ki bazıları Allah verelmeydi mi diyor. Biz Allah'ta dostlarından soruyoruz. Bana bir padişahı basıyla bir vezirinden gepleşesen ki biz Allah'ta vezirlerinden gepleşeyiz. Deyişeri. Allah'tan başkalarına dua kılışardı. Neticede Allah'a dua kılışmaydı. Allah Teala şularını bana cehennemde yakında kiredi ulardı. لَاَنَّ اَخِرَ الْكَلَمْ تَعْلِلُ لِاَوَّلِهِ Çünkü gapning ahırı evveli üçün ta'lildir. Yani sebebini bilgileştirdir. فَكُلُّ مَنْ دَعَى أَحَدًا غَيْرَ اللّٰهِ حَيَّنْ اَوْ مَيِّتًا فَهُوَ مُشْرِكٌ شِرْكًا اَكْبَر Demek Allah'tan başka bir atasına dua kılan her bitti kişi. O başkası trik bu seyem, ölük bu seyem. O her bir dua kılan kişi müşriktir. Yani şirke ekber kılıcı müşriktir. En katta şirk kılı yaptırken müşriktir. Allah'tan başkasına dua kılı yaptırken. Ha orası trik bulsun, ha ölük bulsun. Ve dua'ul mehluku yankasimu ile selaseti aksamin. Mahlukka dua kılıçlık üç kısımda bölünedi. El-evvelu caizun, birincisi caizdir. وَهُوَ اَنْ تَدْعُوَ مَحْلُوكًا بِأَمْرٍ مِنَ الْاُمُورِ اللَّتِي يُمْكِنُ اَنْ يُدْرِكَهَا بِأَشْيَاءَ مَحْسُوسَةٍ مَعْلُومَةٍ Caiz bugün dua, mahlukka dua kılıçlık is. O mahluk, o şey işlerine ma'lum, mahsus nesneler bilen yetişliği mümkün bulunduğun işlerden bir işi buluşluğu. فَهَذَا لَيْسَ مِنْ دُعَى الْعِبَادَةِ Bu ibadet duası denmez. بَلْ هُوَ مِنَ الْاُمُورِ الْجَيْزَةِ Bu caiz buyan işlerdendir. قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamberimiz aleyhisselam ettiler ki وَاِذَا دَعَاكَ فَأَجِبُهُ Mumun kişi seni dua kıyan da onge icabet kıyın diye yaptılar. Yani dua çakırmak diyordu. Sizi mesela aşka çakırsa, aşka kıyındır, icabet kılın. Varmasız, hem aç kalasız, hem günahkar bulasın. İki de zulüm. Karin dua da yaptılar şunu. Çakırışlık. Ey falancı, menge yardan bergin, deyisiz. Bir kapı götürelim yaptılar o deyiz. Geledi, kapı götürüş var hadi. Ya bu işte, buna sana taş yapsız. Çerçap kalıyorsun. Ey braderler, keller, haşerge, yardımlaş var iler. Ularına dua kılıyorsun. Çakır yapsın ulardı. Ularda korudan kilerdi gençler bulsa, caiz bu. Bunun zararı yok bu. İbadet meselesi mi bu? Karim. Duanı turlar mı karim? Demek cüde ihtiyatkar buluşluk gerek. İbn-i Hüseyin dedik, alim duanı bana bu türlerine bölüyor. Bizi köpçülük, ahli ilimlerimiz, yani tevhidde beyan kıladığın ahli ilimlerimiz duanı bana bu türlerine eğitmeydi. Duanı hemen türlerine caiz mesleydi. Ki neticede bana bu ne haletler ise avamlar ya ki çelemmüller ve indi ilim okuyatırken talipler bir hem şirk bu kalan mükemmelinde kalbine bir vasfası gibi kaladı. Çünkü duanı hemesini, çakırışta hemesini şirk de bürgetken de insaflı buluştuğumuz gerek, şirkte şirk deyişimiz gerek. Caizli caizleştik gerek. Esen ikinci kısmı, duanın ikinci türü ente dua mahlukan mutlakan sevaun kana hayyan ev meyyiten fîmâ la yakdiru aleyhi illallahu mahluka dua kılas mutlaka, trik bosayam, ölük bosayam bunu küçü yetmediğin derslerde dua kısız ve bu derslerde fakat yine Allah'ta küçü yetediğin bosa yani Allah yine kıla aladığın derslerde Allah'tan başka bir anasına dua kısız, onu çakırsız. Ah tırıyı bulsun, ah ölüyü bulsun.
فَهَذَا شِرْكُنْ اَكْبَرُ مَنَا شُوْ اِنْ كَتَّ شِرْكُنْ لِأَنَّكَ جَعَلْتَهُ نِدَّا لِلَّهِ فِي مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ اِلَّا اللّٰهِ Çünkü sen mana şu mahlukunu Allah'tan başkası kadir bu meydigen derse de şu mahlukunu Allah'a nid koydun. Allah'la tarşu çıkıp koydun. Mislu ya fulan ic'al ma fi batni imrati zekeren. Mesela ey Abdülkadir Cilani, ey Bahadır Nakşibendi, katınımın karnındaki balasını erkek koyun de dua kısa. Şimdi mi? Kan yıkılıp erkek koyun. Ya ki uzun pirige barab etse. Mana şöyle şirki ekberdir. Es-salisu duanın üçüncü kısmı en ted'a mahlukan meyyiten la yucibu bil vesailil hissiyyetil ma'lume ölük bir mahlukka dua kılıçlığı. Ma'lum hissi vesilelerden cevap verilmeydigen ölük bir mahlukka dua kılıçlığı. Fehaze şirkün ekber aydan büyemkette şirktir. لَنَّهُ لَا يَدْعُ مَنْ كَانَ هَذِهِ حَالُهُ Çünkü halatı bunda bugün kişilerde hiç kim dua kılmıyordu hatta يَعْتَقِدَ اَنَّهُ لَهُ تَصَرُّفًا خَفِيًا فِي الْكَوْنِ Ta ki şu ölü gücün kainatta mahfi bir tasarruf vardır itikadlı günüye kadar. Bana şu ölü bugün de onun ölügeliği işemmeler. Bu ölü bugünü bilen tasarrufta onu bir kainatta bir tasarrufu var. Başkarıp duradı kainattı. Mana shaharni boshqarib turibdi, mamlakatni saqlab turibdi bu. Degan e'tiqodi bo'lganligi uchun o'likka borib duo qilyapti. Shuning uchun bu shirkdir. Mana ma'lum hissiy vasilalar bilan duo qila olmaydigan o'likka duo qilishlik deyapti. Chunki masalan bir bola suvga cho'kdi, suv ichdi, o'likka o'xshab qoldi. Şunu kanını basıp ayağından silkip içinde suylar çıkar var yapsız. Ölük yok şaptırıptı. Şunu yüzlerine uğrayıp ne dahil yaz. Falancı uzunge kir. De yapsız. Cevap vermeyince. Hareket kıl. Uzunge kilişki hareket kıl. Bala şakalarım var. U bu bir gafir yapsız. Şunu mi? Onu imkanı var mı gene sen taraf kıl yapsız. Şu adam ölmezden trip alışı mümkün. Uzunge kip gitse deyin, sizge cevap veredi. Hazırlaştım deydi. Lekin bunda malum hissi vesilelerden cevap verilmeydi. Yani. Cevap verişi mümkünmez bu gen. Yani. Leylindir cesedi yokşar. Şimdi onlar gene daha kılıçlık, onlardan soruşluk. Bu şirk-i ekberdir. Kavluhu ve minha ayetu bera'atin beyyene fiha nehlel kitab ittehazu ahbarahum ve ruhbanahum erbaben min dunillah. Yine şu babdaki mühim meselelerdendir. Beraat ayeti, Tavbe suresindeki ayet. Allah-u Teala bu ayette ahli kitaplar özlerinin müllelerini ve pirlerini Allah'ta koyup, Rabler kılıp alışkanlığını beyan kıldı. Yani bana Nasraniler özlerini, poplarını, papazlarını huda kıl alıştı. Ve özlerini, rahiplerini Huda kılıp alıştı. Bir Türk etiyatı da sizler ne deyseler dedi mesela atanı ne deyseler? Özbeyler. Özbeyler atanı dede deydi ya ki ata deydi. Şimdi sen kentki Türkler dedi şu atasını baba deyişliği doğurmaz dedi. Çünkü baba dedi işte İngilizlerden, Nasranilerden gelenlerse onlar Papa deydi, T yok ki Arapçada. O B boladı ki baba olup gitken. Tıp yapırdı da o. Yongin demedim o. Şimdi eğer papa degen kelime ularda tılı diyen adli atage işletilirse belki rahiplerine kattasıya mahsus bulmazsa onda hiç kendi inime yok. Muzayaka bu mevlede. Parli yok. Muamma yok. Belki papa degen nesi fakat ularda şu uzlarını dini bir Deccalı'ya mahsus bu ise bu da Papa deyişlik dürüst bulmuyordu. Dini kitaplarda Kübrak, Ahbar, Yahudiler işletiledi. Ruhban, Nasraniler işletiledi Kübrak'ınca.
Lekin bizdagi adashganlarga qiyos qilsa, ularda ham shunday bo'lish kerak. Yahudlarda ham, nasoiylarda ham dajjal olimlari ham bor va kazzob pirlari ham bor. Shuning uchun Qur'on mutlaqo ahli kitoblar o'zlarini mana mullalarini va pirlarini xudo qilib olishdi deyapti. Va hazza shirku ta'ati. Bu ta'at shirkidir. Itoat shirki. İtaat fakat ki Allah'a buluşmak gerek. Lekin Yahud ve Nasraniler Allah'tan başkasına itaat kılıp müşrik buluyor. Ve hu bi tevhidi rububiyyeti elsaku min tevhidi uluhiyye. Ve bu tevhid uluhiyet tevhididen göre rububiyet tevhidine yapışığı çıraktır. Kübra rububiyet tevhididir bu. Terbiye kılıçlik. لَنَّ الْحُكْمَ شَرْعِيًّا كَانَ اَوْ كَوْنِيًّا اِلَى اللّٰهِ تَعَلَى. Çünkü hüküm şer'i bulsun ya kevni, teb'i bulsun Allah'a yine mahsustur. Allah tikidir. Şer'i mesele deyem, kainattaki tabiat meselesi deyem, hükümde Allah birer. فَهُوَ مِنْ تَمَمِ رُبُوبِيَّتِهِ. Ve Allah'ın hüküm verişliği Allah'ın Rabliğini tamamıdendir, kemalatıdendir. Qala ta'ala, Allah ta'ala aytayapti ki, Şura surası 10. ayette وَمَا اخْتَلَفْتُمْ ف۪يهِ مِنْ شَيْءٍ. Sizlerinin birer nesede, birer neseden bugün, meseledeki ihtilaf kıyan neseleriz, فَحُكْمُهُ اِلَى اللّٰهِ. Onun hükmü Allah'kadır. Yani Allah'ka kayıtış gerek diye. Yani nerede ihtilaf kıyasalarız? Onun hükmü Allah'ka kayıtsın. Ve kâle teâlâ, yine Kasas suresi 70. ayette Allah Teala diyor ki وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Allah'a yine mahsustur hüküm çıkarışlık ve onge yine kaytarılasılar diyor. Hükümde Allah yine çıkaradı. Şunun için kimi ki hüküm çıkarışlık hareket kısa o müşrik buladı, kafir buladı. Onu türüyen halatı küfürde bulsa, o zaten kafiriydi, küfürü ziyade bulgen buladı. Lekin İslami halatta türüyen bulsa, kafir buladı. Hatta Hanefi ulamaları yemeğe ki, bir alim, ilimde davakiyen alim, şeriyette bu mögen hükümde çıkarsa, o hudanlik davakiyen buladı. Şeriyette yok bir hükümde çıkarsa. Çünkü hükümde Allah yine çıkaradı. Bu ayet yaptı ki, benim çıkar oramen diye yaptı. Ben ağzı köresiler diye yaptı. Ben geri geçiler diye yaptı. Benden buluyorlar diye yaptı. Ve hüküm çıkar yaptı. Haddiden aşı yaptı. İnsanın haddi mahkum buluşluyuk. Allah'ın hükmüge itaat kılışlıyuk. Hüküm çıkarışlı gitmez. Hükümde Allah çıkaradı. Ve hemesini çıkarıp koyuyor. Bizi yenge hükümge ihtiyacımız yok. Hemen hüküm Kur'an-ı Hadis'te var. Hemen var. Biz azı dünyada insanlarda ürgenye bütün hükümünü toplasız, Kur'an'daki hükümlerde aldı işlese vesirler. Hala biz Kur'an'daki, hadisteki hükümleri kancasından bir haberimiz. İlim okuyan sarımız ürgen oramız. Bitti bunda hükümden bırakın. Şunun için yenge hüküm çıkar gelen kafir buladı. Allah'ta bir hükmünü yok atıp durup hüküm çıkarken hem kafir bulat. Aslında ikerisi bir. Peki yani yenge hüküm çıkarken de biz onun hükmünü mukabiledeki Allah hükmünü bilmegenliğimiz için yenge hükümde böyleyemiz. Aslında da bu Allah hükmünü yok kılıçlık. Allah'ın haram kıyan esasını helal kılıçlık. Yani yenge hüküm çıkarken. Allah'ın helal kıyan esasını haram kılıçlık. Allah'ın büyürgen meselelerinden menkılı hüküm çıkarışlık. Men kıyan meselelerine büyürüp hüküm çıkarışlık. Küfürdür bu. Kafir buladı. Şuna eğer İslam alımı kısa, kafir buladı. Ama içtihat kılıp, hataan kıladı gelmesi kafir bu mi? Hata kılışı mümkün. Ama bazen buluştuk ki de onu diye hata. Daha ayınmaz. وَشَيْهُ رَحِمَهُ اللّٰهُ جَعَلَ شِرْكَ تَعَتِ مِنَ الْاَكْبَرِ. Şeyh Rahimahullah taat şirkini katta şirklerden kıldı. Ve hâze fîhî tefsîlun.
Bu meselede tahsil var ve seyati inşallahü teala fi babi men ata'al umara vel ulema fi tahlili ma harramallahu av bil aksi. Allah'tan başkasına itaat kılıçlıktı mutlaka katta şirktir desek doğru bu meyqaladı. Hazır biz keltirgen misallarda katta şirk buladı yu. Lekin Allah'tan başkasına itaat kılıçlık bazen kiçkine şirk buladı. Bazen şirk bulmaydı, günah buladı. Bazen mubah buladı. Şunun için bunda tefsil bandı yaptı. Bu hali Allah'ın haram kıyan nesnelerini halal dişlikte. Ya ki bunun tezkeresi de, yani Allah'ın halal kıyan nesnesini haram dişlikte emirlerge, padişahlarge ve alimlerge itaat kılıçlık babı da bu mesele tefsilimle keladi. Ve tefsil kim getirip, tekşirip küremez olur. Yani Kur'an ve hadiske hulab buladigan nesnede hiç kendi padişahge, hiç kendi alimge itaat kılınmaydı. Kim bulsa bulsun. Metin ve minha ayatu bara'atin bayyana fiha en ehlel kitab ittahazu ahbarahum ve ruhbanahum arbaba min dunillah ve bayyana ennahum lam yu'maru illa bi en ya'budu ilahan wahidan. Allah Teala bu ayetlerde beyan kıldı ki Yahud ve Nasraniler yalnız bir ilahge yine ibadet kılıçlıkke memur buldular. Allah'a ibadet kılıçlıktan başkasına memur bulmadılar. Allah Teala onlarını özüge yine ibadet kılıçlıkça büyüdü. Başka nesege büyümedi. مَعَ أَنَّ تَفْسِيرَهَا الَّذِي لَا اِشْكَلَ ف۪يهِ تَعَةُ الْعُلَمَاءِ وَالْعُبَّادِ فِي الْمَعْسِيَةِ. Ve bu ayetin tefsiri, yani hiç işkel bulmayan, alimlerle hiç kendi ihtilaf bulmayan tefsiri şu ki, alimlerge ve ibadet göy, pirlerge itaat kılıçlık. Günah bugün meselede, masiyette alimlerge itaat kılıçlık ve ibadet kıladiyanlarge ibadet kılıçlık. La duahum iyyahum. Alimlerge, pirlerge dua kılıçlık meselesi mez bu. Bir de bu meselede müşrik bol yaptırganlar onlarge dua kıyanlık için mez. Dua kıma yaptı. Günahta onlarge itaat kıyanlık için müşrik bol yaptı. Öyle mi? İslam'ın müstehkemliğini karın. İslam'ın dakikliğini. İslam her bitti insanını nihayette akıllı, ferasetli, ihtiyatkar buluştukça büyü yaptırganlığını karın ki aslında alimler ve ibadet kar, çok ibadet kıladığı insanlar sevilediğin, muhabbet kılınadığın ve itaat kılınadığın insanlardır. Lekin İslam ayeti ki ihtiyat buluyorlar diyordu. Her alimge, her çok ibadet kıyan kişilerge, amitlerge işenip irgeç götürmeyeler diyordu. Onu amellerini bir Kur'an, hadis, tarasuya sap görüyorlar diyordu. Kur'an-ı hadiske doğru ki yani alıyorlar, doğru ki yemeyen rahat kılıyorlar diyordu. Bu ne sen diyordu? Müşrik bu kolasılar diyordu. Kur'an ayeti yaptı bunu. Şunun için sahabelere hem şu yaptı etken, bunu peygamberimiz hem etken, sahabelere hem etken, tabi'inlere hem etken, tabi tabi'inler, töreli mezhep imamları hem mezhep etken. Bizi sözümüz, fetvalarımızı işseleriz, teşrif görüyorlar. Kur'an-ı hadisten delil bulsa alıyorlar, bu mezhep ameyler, teşeyler, haramdır diyen, töreli mezhep imamları şu yaptı getirirken. Eğer şunu yıkmazsa şirki alıp baradı bunlarsa. Hani? Alimni yaxshi ko'rish kerak ama o'zini bir haddi bor. Obidni yaxshi ko'rish kerak, o'zini bir haddi bor. Alimni gapini olish kerak ama tekshirib turib, tekshirmasdan emas. Hech qaysi alimni gapini tekshirmasdan olishlik durust emas. Qanchalik katta alim bo'lsa bo'lsin, tekshirib turib olasiz. Qarang. Mana dunyoiy masalalarda kim bo'lsa bo'lsin gapini tekshirib olyapsiz-ku. Ama ticaret kımakçı bilsek, dünyanın en katta şeyhi bizge fatva bilsem, ne teşrik görüyoruz. Hani şu ticaretten fayda kıladı mı, kamerini mi? Kasa kılı yapız. Maşallah, ya şeyh eken, ticaret diyen birer kendim. Kamasa, kımıyım uzunu. En adamlı şekilde çekiye sokup görüyoruz. O zini bilgeyi ne kamadık ki görüyoruz. Yani dünyayı mesela da. Bu dünyada en katta şeyh eken bu değil mi yapız ki? Demek ki dini meselede, ahiret meselesinde teşrif görmeyiz.
O alimin zimmesiye, müllenin zimmesiye, kıyamette öz cevap verir. Fakat öz cevap vermiyor da seni hem tatip eder o. Şunun için ihtiyat buluştuk gerek. Ve minhâ, yine şu baktaki mühim meselelerdendir. Kavlul Halili aleyhisselam lil küffer. Halilullah İbrahim aleyhisselam'ın kafirler yetken sözleri. İnneni dara'un mimme te'budûne. Sizlerini ibadet kılıp durduğun nesnelerinizden elbette ben bezarmen, karşımen, düşmenmen deyettiler. İllellezî fatarani. Lekin beni yaratken zat müstesna deyettiler. Unga gini ibadet kılaman deyettiler. Zuhruf suresi 26. ayet. Fastasna minel ma'budina rabbahu. Bana İbrahim aleyhisselam ibadet kılınıçilerdi içinden özünü Rabbisini acretu aldılar. وَذَكَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّ هَذِهِ الْبَرَاءَةَ وَهَذِهِ الْمُوَالَاةَ هِيَ تَفْسِيرُ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهِ Ve Allah Subhanehu ve Teala zikir kıldı ki, İbrahim Aleyhisselam'ın bana bu beyzarlığı ve Allah'a buyan bu dostluğu La İlahe İllallah kelimesinin şehadetinin tefsiridir. Bana şudur tevhid kelimesinin tefsiri. Karin beraat ve muvalat. Bütün küfürge karşı çıkışlık ve bütün imange kucağı açlık. Ve kâle Allah Teala etti ki Zuhruf suresi 27. ayette şu ayetlerde devamında ve ce'alehe kelimeten bâkiyeten fî akibihi leallehum yerci'un. Ve Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'ın bu kelimesini onun arkasında kalıcı bir kelime kıldı ki şayet ki onlar kaytselerdir. Yani bu tevhid, şehadet kelimesini Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'dan keyin hem devam ettirdi. Hakikaten devam etti. İbrahim Aleyhisselam'ın zamanından başlayıp şu zaman geçe dünya muvahhidlerden tevhid ahliden hali bugeni yok. Ve şu tevhidde devam etçiye İbrahim Aleyhisselam sebepçi buldular. Allah Teala bu kelimenin nimeye baki kıldı, devam ettirdi. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Şayet ki insanlar kayıtselerdi. Yani bu ilimler, bu mesele zikir kılınıyordu değil mi? Şayet ki kayıtsek Allah'a. Allah'a düşman bulup, begene bulup yürmesek. Bu meselelerde bana örgenip, nihayet de sevinip kabul kılıştığımız gerek, karşı çıkmasızlığımız gerek. Kim etti bunu? Ne yönlendi yapsınlar? Ne gibi meselelerini yapar yapsınlardı? İtiraz kılmasızlık gerek. Şerh. قوله ومنها قوله الخليل عليه السلام للكفار شو بابتاي مسالردن دور إبراهيم عليه السلام نين كافرلر يتكن جابه إنني براء مما تعبدون البتة من سلد إبادت خلق رجال نسل أزدن بيزار من إلا الذي فطرني لكن من يتكن ذات مستثنى ونجا جنة باغلن من ديتلر فاستثنى من المعبودين ربه إبادت خلق رجال نسل أزدن إجدن وزن ربسن أجلتلر فدل على هذا فَدَلَّ هَذَا بُوْ دَرْلَتْ قُلْدِكِ عَلَى أَنَّ التَّوْحِيدَ لَبُدَّ فِيهِ مِنْ نَفْيٍ وَإِسْبَاتٍ Demek tevhidde isbat ve nefi. Buruşluğu lazım eken. Aldın nefi kılasız, bütün ilahlar rahat kılasız, kiin Allah dini isbat kılasız. الْبَرَاءَةُ مِمَّا سِوَى اللّٰهِ الْبَرَاءَةِ مِمَّا سِوَى اللّٰهِ وَإِخْلَاسِ الْعِبَادَةِ لِلّٰهِ وَحْدَهُ Yani nefinime Allah'tan başka hemezden beyazar buluşluk, İsbat ise yalnız Allah'a yine ibadetini ihlas kılıçdik. Ve zekere subhanehu ve teala enne hazil berate ve hazil mualate hiye tefsiru şehadeti en la ilahe illallah. Ve Allah subhanehu ve teala zikir kıldı ki bütün küfürlerden beyzar buluşdik ve Allah bilen yine dost buluşdik bu la ilahe illallah şehadetinin tefsiridir. فَقَالَ اللّٰهُ تَعَلَىٰ اَتْكِ وَجَعْلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَهِيَ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهُ Bu kelime La İlahe İlla Allah'tır. Bunun her hal tefsirleri var. Bazılar İslam dedi, bazılar muvahhidlik dedi, bazılar şehadet kelimesi dedi, bazılar İslam'a, iman'a davet dedi, bazılar hanifiyet dedi. Lekin hepsi tevhidke gelip takaladı, toplanadı. Hepsi birbirine yakın manalar. فَكَنَ مَعْنَ قَوْلِهِ اِنَّنِي بَرَعُ مِمَّ تَعْبُدُونَ اِلَّا الَّذ۪ي فَتَرَن۪ي Elbette ben sizlerle ibadet kılıp dururken neselerden bezar mı? Peki beni yaratken zatka yine bağlanamam diyen sözünün manası şu böyle yaptı ki
ve ma'na kavli la ilahe illallah. La ilahe illallah sözünün manası bunu yaptı. Tafsiri bunu yaptı. Şunun için tevhidinin tafsiri degen babda geliyordu bu mesele, bu ayet. Öyle mi? Allah razı olsun. Yani bunda hükümler, istinbatlarda çıkarıştık için bir ilim, feraset, bir nezaket gerek. Şeyh Muhammed'in böyle nazarını ötkürlüğü, ilim egesi ikenliği görünüyor. Öyle mi? Ayetlerden bu ayet tafsirinin, bu tevhidinin tafsiri, La ilahe illallah'ın tafsiri degen hükümde çıkarıştık için içtihat buluştuk gerek. İçtihat sahibi buluştuk gerek. Her kim aytelmeyelim. Ayetini koyun da, kalın hazı biz okuyatırız, üncümü cahilim çünelmeyelim. Bu ayet kan diye kalıp tevhid kelimesinde tafsiri bulu yaptırdık. Çünelmeyelim üncüm üncü ahliyelim. Bazı bir alimlerine hayran kalırsın ki, kelamüllelerde etme yapırız, alimlerde eti yapırız. Damlalar emas, alimler, hakikaten alim kişiler bazen Şeyh Muhammed'e itiraz kılışıp hatta bazıları onu belid deyişedir, belid. Yani ankav deyişedir. Şeyh Muhammed yaxşı kişiydi, dünya hizmet kıldı ama belid idi, ankav idi deyişedir. Ya onlar kitabını okumazdan, adamlardan eşitken nesesi yakıyor, aytadı. Ya ki olmasam, insafsızlık kılışadı. Ya hasat kıladı. Ve şunlar yine arkasından uzlarına itiraf kıladı ki, lakin tevhiddeki hizmetlerini itiraf kılış kereye gidiyor. Tevhidde katta hizmetler kıldı değil. Ankav adam kendi kılıp tevhiddeki hizmet kıladı. Yani, uzu ankav olsa. Ankavdu bilesinler mi? Ha? Ankavdu. Hoca fikirleri zayıf bu yandan dedi. Uzu cinlemez. Sağu fikirleri zayıf. Şimdi değil mi? Tefekkürü zayıf dünyadan da ankav değil. Bizdeki öpünce hani edebiyatta alaşını mukabilede etkilerdi. Alaşlar ve ankavlar. Yaşı okuma gelirlerdi. Ankavlar. Peki siz de ankavdır. Şimdi gapta düşünmeydi yandır. Fikri zayıf. Kişiler neydi? Ne bir yaptı gelip size ne doğru düşünü uğradı yani. O da cinli nasıl oldu? Sağ. Şu neydi? Mesela Şeyh Muhammed'de bazı hataları var. Lakin bir alimde bir neşte hatası varlığı onu belirtliğini göstermeydi ki, onu ankavlığını göstermeydi. Eğer hatası var alim ankav olsa bütün alimler ankavlık kalırdı. Hem de hata var. Ciddi ciddi hatalar var. Hata bu elbette. Peki bana bu meseleler görüyoruz ki nazik meseleler. Bunu ilmini varlığını gösteriyor. İnsaflı buluş dikerek. Kitaplarını okusun ki hüküm versin. Bugün bir profesörden tartışıp kalıyor. Profesör dünyada en katta müştehitmende bu öyle uzanır. Bazı kitaplar yazgan akidede şimdi kürsüye suyan valı kresli oya. Hatta tavhidde kim hizmet kıldı? Neye kürsüye diye. Şu vakit geçer diye. Nimelerden kiyin? Salaf salihlerde zamanıdan kiyin diye. Sahabeler tabiine tabiinlerden kiyin. Tavhidde kim mükemmel hizmet kıldı diye. Hiç kim kıyanı yok hizmet kıldı. Kim ettim? Yani tefsili halette. Mesela Fihul Ekber'de Ebu Hanife yazgen deyişedi, Tahaviye yazdı, Nesefiyen. Bana şu akideler yazılınken, peki bu tahsilleri kime gen? Tevhid, mükemmel halette bir nazi yerler geçe bayan kılınmayan. Ki, ben ettim ki bu İbn-i Teymiye ki, Şeyh Muhammedler ki, ya onlardan başka, ondan başka. Tamam sen İslam'dan kürsetkin diyordun. Bana şunlar. Onlardan başka. Onlar da kabul etmedi ki başkalar diye. Onlar sana İslam'da ötken bu hizmet. Yani bunu sizler birinci bura etmeyepsiler. İbn-i Teymiye'nin birinci bura etken yok. Bundan aldığına metinin yengen bunlarsa. Yani sizi sizlerden kim yaptı? Muhammed bin Abdülahab Osman'dan başka kitap çıkanı yok ki. Uzu tavvaganı yok ki bunu. Ötken ulamalarda kitaplarını okudu,
Allah hidayet kıldı, ilham verdi, şu meseleleri düşündü. Bunu aldığından sahabelerden, silsileden, zincirden geliyordu. Bu hizmetler üzülgeni yok.